Değerli basın mensupları, bilindiği üzere Şehit İsmail Haniye, Tahran'da Cumhurbaşkanlığına seçilen İran Cumhurbaşkanı kutlama törenlerinde bulunduğu bir sırada kendisine tahsis edilen konutta hünharca, alçakça şehit edildiğini hepimiz gördük ve buradan da amaç burada özellikle İran'ı savaş alanına çekmeye yönelik olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Siyonist Netanyahu, İran'ı bölgesel savaşa çekme konusunda yoğun çalışmalar sürdürürken, Gazze'de belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde İsmail Haniye'yi terör saldırısıyla şehit etmesi doğuracağı sonuçlar açısından hiç de geçiştirilebilecek nitelikte bir durum olmadığını ifade etmek istiyoruz. ABD'nin Siyonist Netanyahu ile birlikte Gazze katliamında kayıtsız kalması ABD-İsrail ortak stratejisinin bir sonucu olup İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'da nüfus alanlarını genişletmesine yöneliktir. Bundan amaç İsrail'e yönelik olabilecek olan her tehlikeyi püskürtmek ve Orta Doğu'nun siyasi inisiyatifine tamamen hakim olunabilmektir. Buna bağlı olarak kısır döngü şeklinde devam etmekte olan ateşkes görüşmelerinde de Siyonist Netanyahu'nun asıl çabası zorlayıcı, zecri baskılarla dayatmacı çözümleri ortaya koymaya yöneliktir. Amerikan-İsrail ortak stratejisinin gerisinde hangi art niyetli politikaların yatmakta olduğunu kestirememek tek kelimeyle saf dillik olur. Siyasi olarak yeniden şekillenmeye başlayan Orta Doğu'da çekim gücü olarak İsrail'in yayılmacı politikasını görmek mümkündür. Bu nedenle İran ve Türkiye'ye kadar uzanmakta olan geniş bir eksende olayların boyutları her ne kadar birbirinden değişik ve çelişik gibi görünüyorsa da bunları bir bütün olarak ele almak ve buna göre değerlendirmelerin yapılmasını sağlamanın gerekli olduğu açıkça ortadadır. Orta Doğu'nun hassas dokusu içerisinde sivriltilen İsrail'in Filistin konusunda derin bir uyuşmazlık içerisinde olması ABD'nin İsrail'e antidemokratik yollarla verdiği kayıtsız ve şartsız desteklerden kaynaklandığını da belirtmek istiyoruz. Yeniden Refah Partisi.